aşılanan kişiler arttıkça bunlarda tekrar reenfeksiyon dediğimiz tekrar enfeksiyonlar görülüyor ve görülebiliyor. Bu enfeksiyonların oldukça hafif geçtiğini görüyoruz. En azından bildiğimiz şu ki bu tecrübelerimizden ortada dolaşan varyantlar ya da mutasyonlar şu aşamada aşı ile ilgili aşı duyarlılığı ile aşının etkinliği ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Daha hafif oluyor enfeksiyon. Zaten bunu daha önce de öngörmüştük. Aşı daha ağır enfeksiyonların olmasını engelleyerek hastanedeki yükü azaltıyor. En önemlisi buydu. Daha hafif geçiriyorlar. Tabii herkes için %100 diye bir şey yok bu. Özellikle iki tam doz aşısını olduktan sonra kişilerde daha güvenli olduklarını düşünüyoruz. Ancak bu asla ve kat'a maske, mesafe, hijyen kuralından ödün vermeyi gerektirmemesi gerekiyor. Çünkü bildiğimiz gibi virüs kendini değiştirmeye devam ediyor. Ortalıkta dolaşan başka mutasyonlar var. Bir Hindistan varyantından biliyorsunuz konuşuluyor. Onun aşının etkinliği onlarda daha düşük olduğu söyleniyor. Daha ağır hastalık geçirebilir olacağı söyleniyor. Nitekim İngiltere varyantının bile ağır hastalık olma potansiyeli söz konusu olabiliyor. Bu nedenle bu aşamada ülkemizdeki kişilerin önemli bir kısmı 70-80 önemli bir kısmı aşılanmadan tabii ki bunu sadece ülke için düşünmemek lazım. Bütün dünya için düşünmek lazım. Mutlaka maske, mesafe, hijyen kurallarına uyum sağlanması gerekli oluyor ve herkesin de çok hızlı bir şekilde aşı olması gerekliliği artık herkes tarafından biliniyor. Çok çeşitli aşılar var. Bu aşılar artık ilk başlardaki zamandaki gibi değiliz. Oldukça geniş kitlelere uygulandı. Sputnik aşısı da bunlardan biri. Bizde de üretilecek bu aşı. O da bilinen bir teknolojiyle olan bir aşı zaten. O yüzden şu aşamada bir pandemi yaşıyoruz. Güvenli bulunan, güvenliliği yetkili otoriteler tarafından tescil ve söylenmiş olan aşıları mutlaka vurulması gerektiğini, aşı ayrımı yapılmaksızın herkesin ulaşabildiği aşıyı olması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isterim. Muhtemelen bir süre sonra ülkemizde aşı ile ilgili bir sorun kalmayacak. Çünkü biz de ürettiğimiz gibi Sputnik de üretilecek. Yine yanı sıra Sinovac'ta Türkiye'ye üretim izni de verdi birçok ülkeyle birlikte. Dolayısıyla bütün bunların aşamasında bu aşı ile ilgili bir sıkıntı kalacağını çok düşünmüyorum. Önemli olan aşı adayı olan kişilere vakitlice ulaşarak çok geniş kitlelere aşı yapabilmek olmalı. Türk aşısı ile ilgili biz de muhtemelen Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu aşı çalışmasının içinde olmak istediğimizi de belirttik zaten. Biliyorsunuz faz 3 çalışmaları oluyor. Onunla ilgili çok güzel gelişmeler oluyor. En güzel tarafı tabii bizim kendi aşımızın olması. Çok önceden hazırlıklı olmamız gereken bir durum bu. Bana kalırsa bu pandemiden öğrendiğimiz en önemli şey Ar-Ge'ye olan yatırımın ne kadar önemli olduğu ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan ve oldukça önemli yol kat ettiğimiz SİSA aşı enstitülerinin aşı yapılan yerlerin mutlaka gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi gerekliliği, kimseye muhtaç olmadan kendi aşımızla yolumuza devam etme gerekliliği olduğu en önemli alacağımız ders diye düşünüyorum.